Haberde de izlediğiniz Özkiraz cezaevinde de psikolojik destek alıyor. Tabii durumunu anlamak kolay olmayacak. Zira akılda pek çok soru işareti var. Sahte doktorluğa uzanan süreci gerçekten başarı baskısı mı tetikledi? Yoksa yalanlar zincirinin ardında bir rahatsızlık da olabilir mi? Arkadaşlarımız bu soruları işin uzmanına sordu. Ben de sürekli Ayşem'i bir denetim halindeydim. Anne, ben büyüyünce doktor olacağım. Tamam da bu dekanla fotoğraf nasıl çekilir? Hiçbir zaman için aile baskısı uygulamadım. Aile baskısı mı, önü alınamayan kontrolsüz yalanlar mı, yoksa kendini kabul ettirme arzusu mu? Beni görüntülü arayarak şeyini gösterdi, plaket gösterdi. Dönem birincisi olduğuna dair. Değerli ve yeterli olmak için bu noktada ne kadar çok baskı görmüşse o baskıyı ortadan kaldırabilmek amacıyla maalesef şu anda yaşandığı gibi farklı yollara da başvurulabiliyor. Tüm Türkiye'nin konuştuğu Ayşe Özkiraz bu noktaya nasıl geldi? İşi sahte doktorluğa vardıran süreci uzmanlar değerlendirdi. Bunun temelinde kişiyi olduğu gibi kabul etmemek var. Özkiraz'ın savunmasında en başı aile baskısı iddiası çekiyordu. Ben lisede öğrenciyken ailem tıp fakültesinde okumamı istiyordu. Ancak başarısız olduğum için tercih yapamadım. Evde sorun olmasın diye aileme çapa tıp fakültesini kazandığımı söyledim. Ancak anne ve babası onunla aynı fikirde değil. Ben gene kızıma güveniyorum. Benim kızım yanlış yapacak bir kız değildi. Kişinin gücünün üstünde bir şeye zorlanması yalana iter. Tıp dünyası yalan bağımlılığını birçok hastalıkla bağdaştırabiliyor. Ancak Özkiraz'ın durumu klinik psikolog Aybek'e göre aileyle ilgili ve değer görme beklentisiyle. Bir maaş alacak almış olsaydı derdim ki paraya heves etti, sakladı, yaptı ama bu da yok. Sen bu makamı elde edersen, şu seviyede olursan ben sana değer vereceğim mesajını içerir. Şimdi aile baskısı yapılmış, şöyle olmuş, böyle olmuş, bu haberleri de çıkıyor. Hepsi yalan. Ben öyle bir yapıda bir insan değilim. İlkokul çağında başlayan okul endeksli başarı algısı süreç içinde bireyi farklı suçlara itebiliyor. Yani aslında benzer durum herkesin başına gelebilir. Çünkü benim çocuğum asla böyle bir şeye kalkışmazdı. Bilemezdi, yapamazdı. Başarılı olmam benden daha önemli gibi bir algıya neden olur.